Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Türkiye ve dünya gündemine ait en sıcak gelişmeleri aktarmak için buradayım. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Türkiye neden Somali'de üst kurmaya hazırlanıyor? Uzun yıllardır küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışına katılmak isteyen Türkiye, roket fırlatmak için Somali'yi seçti. Söz konusu üste füze ve uzay roketlerinin denemesi yapılacak. Tesis için başvuruda bulunan Türk yetkililer Somali tarafından kabul edileceğinden emin. Somali'nin tercih edilmesinin nedeni ise konumu gereği Ekvator'a yakın olarak uzay limanı için uygunluğu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında yaptığı açıklamada Türkiye'nin yerli yapımı Tayfun füzelerinin menzilini yaklaşık 560 kilometreden artırmak için çalıştığını söyledi. Somali'deki bir fırlatma sahasının enkazın yerleşim bölgelerine ve diğer ülkelere düşme riskini de ortadan kaldırılacağı görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketini değerlendirdi. X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, anket sonuçlarını değerlendirdi. Konuya ilişkin Şimşek, dezenflasyondaki belirginleşme ile yıl sonu enflasyon beklentisi %43,1'e geriledi dedi. Fiyat istikrarını sağlamak için politikaların süreceğini vurgulayan Şimşek, vatandaşların alım gücünü kalıcı olarak artıracağız şeklinde konuştu. 2024 için %4,9 seviyesinde öngörülen bütçe açığının milli geliri oranının gelecek yıl %3,1'e düşürülmesi planlanıyor. Mavi Vatan'a yeni güç katacak ürünün testleri tamamlandı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına yönelik Koç Savunma tarafından bir ürün geliştirildi. Geliştirilen ürün Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren akıllı dip mayın artık Mavi Vatan'a güç katacak. Koç Savunma'nın da ortak olduğu Malaman akıllı dip mayının testleri başarılı bir şekilde tamamlandı. Malaman projesi TÜBİTAK Savtak yönetiminde TÜBİTAK SAGE ve Koç Savunma tarafından yürütüldü. Yaklaşık 1,5 yıl süren test süreçleri sonucunda projenin Ar-Ge fazı da tamamlandı. Dünyada sayısına az rastlanır ürünlerden biri olan mayın çoklu sensör yapısı, akustik sınıflandırma yeteneği, hedef tipi seçiciliği, akustik ve görsel gizlilik, yangına ve mermi çarpmasına duyarsızlık gibi özelliklere sahip. Yerli teknoloji şirketi Aselsan'la dev işbirliğine oturdu. Savunma sanayi alanındaki çalışmaları ve başarılarıyla çokça gündeme taşıdığımız Aselsan, 358 milyonu aşan yeni bir anlaşmaya imza attı. Sektördeki 40 yıllık deneyimini Aselsan Net'le birleştiren Link Bilgisayar, bu anlaşmayla savunma sanayine de girmiş oldu. İki şirket arasında yapılan anlaşmayla savunma sanayinde artan güvenlik ihtiyacı da karşılanmış olacak. Anlaşma kapsamında teslim edilecek güvenlik teknolojisi ürünlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Türk Devi'nden Romanya'ya 600 milyon liralık yatırım geldi. Türkiye'nin en büyük metal şirketlerinden biri olan Borusan, Romanya'daki yatırımını hayata geçirdi. Toplamda 600 milyon liraya mal olan tesiste yıllık 10 bin ton boru üretimi hedefleniyor. Borusan'ın bu yatırımına Rumen hükümetinden de 5,83 milyon euro devlet desteği geldi. Otomobillerde kullanılan boruların üretimine başlayacak tesiste Dacia ve Ford Otosan'ın yanı sıra Almanya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'dan şirketler de müşteri olarak yer alacak. Şirketin kademeli olarak faaliyetlerine başlamasıyla yıllık 7 milyon euro ciro elde etmesi bekleniyor. TÜİK sanayi üretim verilerini açıkladı. Son durum sanayide ne oldu? Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre sanayi üretiminde yıllık bazda bir azalış görüldü. Aylık %0,4 artış görülen sanayi üretimi yıllık olarak Temmuz ayında da düşüşüne devam etti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocağı sektörü endeksi bir önceki aya göre
oranları artarken imalat sanayi sektörü endeksi %0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise %1,9 oranında azalma görüldü. Kredi kartı borcu olanlar dikkat, kart limitlerine yeniden düzenleme geliyor. Türkiye'de yaşanan enflasyon sonucunda bireysel kredi kartı kullanımında yüksek oranda gözle görülür bir artış yaşanıyor. Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler enflasyonu bir miktar düşürse de kredi kartı borçları ile ilgili sorunlar devam ediyor. Kart kullanımıyla beraber borçlar da artmaya başlayınca hükümet bir takım yasal düzenlemelere gitti. Son gelişmeler neticesinde SGK verileri kullanılarak kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde daha kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi planlanıyor. Uzmanlar bu uygulamanın kart limitleriyle gerçek gelirlerin uyumlu hale geleceğini öngörüyor. Ayrıca alınan kararla enflasyon kontrol altına alınarak vatandaşların kart borçlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sıradaki haberimiz ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor. Efendim, kirayı elden ödeyenlere ceza geliyor. Son dönemlerde artan haksız rekabete yönelik harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kez kira ödemeleri için düzenleme kararı aldı. Alınan kararla 1 Ekim 2024'ten itibaren tüm kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale gelecek. Bankalar aracılığıyla değil de elden ödenen her ay içinse yüksek tutarda özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Gelir İdaresi'nin hazırladığı bir diğer taslaksa 7.000 lirayı geçen ödeme ve tahsilatlar aracı finansal kurumlar üzerinden yapılacak. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.